Eğitimde 2023 vizyonu belli oldu. Peki bu yeni yol haritası veliye, öğrenciye, öğretmenlere ne getiriyor? Özay Erat konunun uzmanıyla 2023 eğitim vizyonunu konuştu. Eğitimdeki yol haritasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2023 eğitim vizyonu olarak açıkladı. 2023 eğitim vizyonunun ana fikri ne? Mutlu ve kendi kendine öğrenen, yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilen nesiller yetiştirmek. Projede birçok yeni başlık var ve ilk kez öğrenci, veli, öğretmen öncelik kazanıyor. Biz bugüne kadar birçok eğitim sistemiyle ilgili haber yaptık. Görünen o ki 2023 eğitim vizyonu da yeni Türk eğitim modeli olarak hayatımıza girecek. Öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğiyle eğitim uzmanı Bahadır Koç anlattı. Ders saatleri azalıyor. Ders çeşitliliği yine nispeten azalacak ve anaokulu için zorunlu eğitim getiriliyor. Dersler az, teneffüs uzun olunca akıllara ne oldu dersler? Matematik, Türkçe, fen, sosyal bilgiler hiç mi ders olmayacak sorusu gelebilir. Sorduk. Biz bunların kaldırılmasından bahsetmiyoruz. Çocuklar dersi yaşayarak mı öğrenecek? Evet, dersi yaşayarak öğrenecekler. Bir takım şeyleri deneyimleyerek öğrenecekler. Yani işin özü tek tip eğitim modeli yerine çocukların ihtiyaçlarına göre yeni eğitim yöntemleri kullanılacak. 2023 eğitim vizyonunda umut veren başlıklardan biri de yurt genelindeki bütün okullardaki farklılığın giderilmesi. Yani bütün okulların eşit olması. Okullar yakın takibe alınacak, her türlü ihtiyaçları belirlenip giderilecek. İmkan farklılıkları azaltılacak. Çocukların bu yarışta aynı eşit haklara sahip olması anlamına geliyor. Öğrenciler kadar velileri de yarışa sürükleyen sınavlar azaltılacak. Velinin öğrenci üzerindeki aslında bir anlamda baskısını da azaltmış olacak. İlkokulda not yerine öğrencinin gelişimi gözlemlenecek dersten çok. Çocuklar atölye çalışmalarına, spora daha çok yönelecek galiba. Evet, sosyal hayata daha çok entegre edecek. Türkiye'nin öğrenme haritası çıkarılacak. Öğretmenlere yönelik yüksek lisans ve sertifika programları hazırlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na diğer bakanlıklar da destek verecek. Vizyon çalışmaları kademeli olarak yürütülecek. Yabancı dilde yeni model 2019-2020 eğitim yılında başlayacak. İngilizce 3 aşamalı öğretilecek. 2-4 yaş grubunda oyun temelli öğretim esas alınacak. 5 ve 8. sınıf öğrencilerde bireyselleştirilmiş, lisede farklılaştırılmış öğretim yöntemleri kullanılacak.